Yürü kızım. Hadi artık yüzün gülsün biraz. Bak birazdan doktorlar gelecek. Belki de hadi yallah diyecek. İnşallah babacığım. İnşallah. Allah razı olsun Ömer Bey'den. Bütün doktorları topladı başıma. Bugün koca bir profesör bile geldi. Günaydın Salih Bey. Günaydın doktor bey. Kısa bir kontrolümüz olacak. Sonra bugünkü durumunuza karar vereceğiz. İyi. O zaman Çiçekçim sen burada kal. Gürru gel biz kalabalık etmeyelim ablacığım. Kapıda bekleyelim. Gürru kızım neyin var söylesene artık ya. Gülfem Hanım Mert'le beni evlendiriyor. Ne? İşte gelinlik, damatlık, düğün, balayı. Hatta bir yıllık ev kiramızı bile ödeyecekmiş. Sevabına. Ah, sevabına. Öyle sevap mevap bilir miymiş Gülfem Hanım? Hayret. Ya o iki haftada neymiş canım böyle yangından mal kaçırır gibi. Şimdi babam duyunca ne diyecek ya? Bunca olan şeyin üstüne ay. Tam da zamanı yani. Yani tamam kan davalımız değiller ama yani Mert'in babası da bizim bildiğimiz adam. Dün neyse bugün de o. Yani biraz Mert'e karşı yumuşaması lazım. Olur herhalde. Abla ben evlenmek istemiyorum. Mesut abla. Bir doktor beye bakar mısın? Hadi. Gülru. Buyurun. Biraz konuşabilir miyiz? Gülru. Şimdi vereceğin karar senin bütün hayatını etkileyecek. Yani eğer bu gerçekten istemediğin bir şeyse... Siz... Demin asansörden indiğinizde... Duydum. Evlenmek istemediğini söyledim. Ben babalarımız yüzünden söyledim onu. Yani öyle panikten ağzımdan çıkıverdi. İstiyorum, tabii ki istiyorum evlenmek. Yani evlenmek istiyorum. Evlenmek istemesem neden yine yüzükleri takayım ki? Yani ben zaten senin istemediğin bir şey yapmayacağından eminim. Eğer Mert'le evlenirsen bunu gerçekten istediğin için yapacağından hiç şüphem yok. Ömer Bey rahatsız ediyorum ama randevumuz gelmiş. Biliyorum tamam. Görüşürüz.